Selamünaleyküm arkadaşlar ben Yansin. Bugünkü videoda boy ile alakalı bir video çekeceğim. Koşulları herkes merak etmiş. Bir de bir önceki videoda çok hızlı anlattığımı söyleyenler var. O yüzden tekrarlıyorum bu videoyu. Ekstra olarak şöyle bizim kullandığımız hani şu modörter arkadaşımız vardı ya. O arkadaşımız yeni bir versiyon eklemiş. Bu versiyonda neler olmuş? Hemen şöyle bir Türkçe diline çevirelim. İşte eklenti yüklediyseniz hani bazen buradan geldiğinizde yeniden yükle dediğinizde bazen sıkıntı olabiliyordu ve yapılandırmaları kaydetmiyordu. Yani senin ayarlarını kaydetmiyordu. Onu eklemiş ve parti modunda ara sıra olan işte bu zamanlama sorununu düzeltmiş. Hani bir çar giriyordu falan çıkıyordu. O sorunu düzeltmiş. Bir güncelleme denetleyicisi eklenmiş. Yani moderatör sürekli bir sorun olduğunda eklentiyi güncelleyecek. Siz işte güncel olup olmadığını oradan tıklayarak göreceksiniz. Örnek vereyim toplayıcı bir petiniz yok. ile de bot otomatik olarak yerden düşenleri toplamadığından dolayı bir sıkıntı vardı. Bunun için de bir destek eklemiş. Bunu nasıl indireceğiz? Bunu önce bir Türkçe yapmışım. Şunu bir İngilizceye geçirelim. Bu video biraz yavaş olacak. Çok hızlı bir şekilde anlatmayacağım. Yine sağ tıklıyorum. Farklı kaydet dedik. Buraya gene kaydedelim. Daha sonra geldik. Yeniden yükle dedik. Bakın V1.2 loaded yüklendi dedi. Şimdi benim bu videoda yapmak istediğim koşulu olarak tamamen soran arkadaşlar da olduğundan dolayı koşulu vereceğiz buradan. Bot otomatik olarak solosunu dönecek, partilesini dönecek, ondan sonra solaya geçecek. Bir iki kere denedim. Bazı yerlerinde bir sıkıntılar var. Onları çözmeye çalışıyorum. Bu çözüm işlemini ya direkt işte yaptığım hataları vesaire göstereceğim ya da işte direkt size çözüm odaklı bir direkt video yapmayı düşünüyorum. Buyurun videoya geçelim. Şimdi benim parta ayarlarım bu şekilde diyelim. İlk bir tane karakterinle bir sola girmeyi denettireyim. Scriptin içi falan çizdireyim. Şöyle burada kasıyor sola bir şekilde attım diyelim. Ya da siz partiyle kasıyorsunuz diye düşünelim. Varsayılan modu da kullanabilirsiniz de. Ben onu kullanmamıştım. Ayrı bir açmıştım. işte ayarlar şey olmasın falan filan diye de ona da geçmedim. Şu an ikinci profili kullanıyorum. Arena'ya gittiğimde de arenayı kullanıyorum. Şöyle botu bir durduralım. Bakın benim arena ayarlarımda neler varmış. Seçenekler diyelim. Ben party master'ıyım mesela. Siz de diğer kendi iç işte seçarlarınız varsa. ikinci bir karakteriniz varsa ya da belli bir arkadaşlarınızla hep beraber gidiyorsanız. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu profilin mantığı bu. Bu kasılma alanı da şöyle. Kasılma alanı yani şu ikinci profil benim kasılma alanı için. Arena'da da arenaya gitmek için. Sizin de böyle yapmanızı öneririm. Böyle sürekli şey yapmanıza gerek yok. Neydi? Profil işte şuradan partaylarını falan silmenize gerek yok. Bu eklentide. Otomatik olarak yapmak istiyorsanız mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Buradan ayrı alıp mesela sizin varsayılansa şuradan yeni de bir isim verip buradan oluşturmanız gerekiyor. Bu zaten benim parti mod profiline geçirmiyorum. Çünkü zaten benim arenada parti modum olduğundan dolayı bu arenada kalsın. Sadece tüm botun işlemleri bittikten sonra Otomatik yapılandırmadan ikinci profil modu girip Slot'a gitmesini istiyorum karakterin Ve Şöyle bir şey var Siz bu eklentide illa bu otomatik sistemi kullanmak zorunda değilsiniz Yani eve geldiniz Geliyorsunuz abi Boyji'nin yani arenacının önüne buradan solo level'i seçiyorsun. Bu tipini seçiyorsun. Ondan sonra starta basıyorsun. Tamam bu kadar senin için. Sen illa koşullu sistem yapmak zorunda değilsin. Ya da bir partiyle gireceksin. Buradan geliyorsun gene arenacının önüne parti level'i seçiyorsun. Starta basıyorsun. Bu kadar. Yani koşullu sistem biraz daha işi tamamen %100 otomatikleştirmek için yapılacak bir şey ama şöyle bir şey var bazen bot takılabiliyor bir sorun karşılaşılabiliyor ortadaki kuleye takılıyor bir şey oluyor girmiyor ya da giriyor üstünde envanterinde yer dolu mesela arena coin'iniz gelmiyor böyle bir riske girmemek için bence gelip arenanın önüne buradan kendinizin start demesi daha mantıklı ama ben sadece işte biraz daha soran arkadaşlarımız var onlara nasıl koşulda yapılacağını ben kendimle bir iki kere denedim ama bazı yerlerinde bir sıkıntılar var onları deneyip eğer yapabilirsem size göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak Dovang'a geldim. Benim karakterim kasılma alanından ilk olarak Hotan'a ışınlanıyor. O yüzden geldim buraya kasılma alanı dedim. Oluştur dedim. Buradan arenacıya bir tane yürüme script oluşturacağım ben. Yürüyorum. Şöyle bir tık yaptım. Daha sonra iki tık yaptım. Daha sonra geldik buraya. Durdur dur dedim. Farklı kaydet dedim. Benim işte sizin bilgisayarınızın neresi ise işte ben direkt PHP testing'in içinde tüm scriptlerimi bırakıyorum. Buraya video e, boyu deneme 1 diyorum. Daha sonra bunu kapatıyorum. Şuradan direkt o klasöre gitmek için komutu değiştir diyorum. Ne dedik? Video boyu demiştik şuradan. Video boyu. Bunu sağ tıklıyorum. Not defteriyle Notepad Plus ya da WordPad ile açabilirsiniz. Direkt bunu açalım. Şurada bir kod var. Boya girme kodu. Bu ligini yazan arkadaşımız Derikler açıklamış. Bu kodu alacağız hemen yapıştıracağız. Boy solo B. Boy'a girecek. Solo'ya gireceksin. de işte hangi mod olacaksın işte bunu A'da yapabilirsiniz. işte bu şeydeki maske tipini gösteriyor. Daha sonra bunu geldik. Şuradan abi. Şuradan hatta direkt buradan kaydet dedik. Kapattık. Ondan sonra şuradan bir arena moduna geleceğiz. Şunu bir silelim. Bunu şu pozisyona al diyelim. Bir daha oluşturacağız çünkü. Komutu değiştir dedik. Ne diyelim video boyu deneme dedik. Bunun daha sonra sağ tıklayıp komutu düzenle derseniz buradan gene görebilirsiniz. Bunları sağ tıklayıp kopyalayla kopyalama şeklinde de şöyle alıp böyle kullanabiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Böyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu geldi buraya. Boya girmeyi deneyecek. Tamam. Daha sonra ikinci karakterimiz var. Partiye gireceğimizden dolayı bir karakter daha gerekiyor. Onu da alalım. bir denemelerim vardı benim bir iki tane. Bunları bir silelim. Ekle dedik. Oto boyu diyelim. Komutu değiştir dedik. Video gene aynı boy deneme yazıyorsunuz. Tamam. Başka yapacağımız bir koşullar var. Koşulları da şu şekilde yapmamız gerekiyor. Ve parti modlarını seçtik. İkinci karakterimizin Parti ayarına da bir bakmamız gerekiyor. Tamam Mr. Varlığa gönderiyor. Kabul ediyor falan. Bunları sadece listedekiler yapalım. Bunları silelim. Başka herhangi bir unuttuğum ayar var mı? Şunu ilk solo level diyelim. Çünkü şu iki tiki tıkladığımızda zaten ikinciye girecek. Bunda da arenaymış. Training. Bunda varsayılan mesela bakın. Ben bunu yazmışım. Bir bunu da denemiş oluruz. Geçmesin. Parti mod şu sıfırda kalsın. Zaten arenaya da geçeceğinden dolayı. Şunları şimdilik varsayılan moduna geçiriyoruz. Çünkü koşul varsayılan modunda yapılacak. Ya benim bu ikinci profilde siz ona bakmayın. Şimdi karakterimiz kasılma alanındayken benim şöyle bir sıkıntı olmuştu. Koşulu ben ayarladığımda geliyor return atıyor ama başlamıyordu. Onu botu stop ve start yaparak çözdüm. Bir onu deneyeceğim tekrardan. Yani çözdüm ama gene bir sıkıntısı vardı. Botu stop start yaparak bir deneyeceğim. Şimdi geliyoruz arkadaşlar sağ buraya şuradan süre diye bir bölüm olacak iniyoruz böyle aşağılara bulamadım bu arada süre buraya siz saat vereceksiniz sizin kendi bilgisayarınızın saatinle o alakalı 21.12'de diyorsunuz ekle diyorsunuz bu burada kalıyor arkadaşlar 21.12'de ne olacak ben botu durduru tıklıyorum daha sonra bakın klavyenin sol Alt tarafında bir CTRL var. Windows tuşunun sol tarafında arkadaşlar. Klavyenin sol altında CTRL var. Windows tuşunun sol tarafında hemen. Ona basılı tutuyorsunuz. Bakın şu an benim bir parmağım basılı tutuyor ona. Daha sonra buradan seçiyorsunuz gibi. Ama şu an bunu seçmiyorsunuz. Botu durdur dedik. Tamam botu durduktan sonra ne yapacak? Botu durduktan sonra şehre dön diyelim bir. Şuradan şehre dönü arayacağız. Şehre dön, şehre dön. Bulamadım. Heh şehre dönü buldum. Bakın GTRL'e basılı tutuyorum şu an. Bakın şehre dönü tıkladım. Bu ikisinde de işte bu seçilmiş gibi gözükecek. Bakın gördünüz. Botu durdurduk. Tamam. Kasım alanında şehire dön dedik. Tamam. Daha sonra ne yapacak? Profil modunu değiştirmemiz gerekiyor. Profil modunda ne yapacağız demiştik. Arena. Geliyoruz buradan koşullardan. Buradan bir de profili bulacağız. Tıklamıyorsunuz bir daha. Yoksa bu ayarlarınız bozulur. Bunlar basılı kalacak. Profil profil. Tamam profil de buldum. Gene CTRL'e basılı tutarak yaptım. Ondan sonra ne yaptık? Botu durdurduk. Profile geçtik. O profile geçtikten sonra da botu başlat diyelim. Botu başlat nerede? Profile geçiyordu bu şekilde yaptığımız yani botu durdur demesem de o profile geçiyor ama bot takılıyordu anlamadığım bir şekilde. Botu başlat, botu durdur yaptığında çalışıyordu. Bakalım bir de koşulla birlikte deneyeceğim. Şunu bir oluşturdum. Arena profiline geçeceğini söyledim kendisine. Bakın saat 21.12'yi gösterdiğinde botu durduracak şehire dönecek, profil arenaya geçecek ve botu başlatacak. Arenada da kasılma alanımız neydi? Arenada da kasılma alanımız şöyle gelelim. Yürüyecek yürüyecek solo B'ye geçecek. B'de ne demiştik? İşte Slay Watcher falan. Şimdi ben bu karakterimi şimdi başlatmak için şehirde işte poz falan onları geçeceğimden dolayı bunu geliyorum. ikinci profil yapıyorum. Yani şimdi burada başlatsam çar pot almakla falan uğraşacak ya da şehirden dönme hattı da yapabilirdim. Ne ayarlardan ama onunla uğraşmak yerine direkt çarı sanki slota gider bir vaziyetteyken göstermek istediğimden dolayı böyle yapıyorum. Botu başlattım da burada. Bakın. Çar kasma alanına, alanına gidiyor. Saat kaçta? 21.12'de botu durduracak. Şehre dönecek profil arenaya geçecek ve botu başlatacak. O sırada diğer karakterime de yapayım. Şuraya yaptığımızı şöyle kaydedelim. Oradan makarak yaparız. Karakterlerde de tabii ki de return scroll olması gerekiyor. Bunu durduralım. Şuradan süre veriyoruz gene tekrardan. 21. 12 diyoruz. Bir nokta olacak. Tek nokta olunca olmuyor arkadaşlar. 21-12'de botu durdurduk. Şehre dön. Buradan bulamıyorum ya. Heh, şehre dön. Profil. Tamam. Botu başlat. Tamam. Oluştur dedik. Arena dedik. Değil mi? Tamamdır. Saat de tam 21.12'ye geliyor ya. Neyse bunu bir başlatalım ya. Şehirde olsa bile. ya yani bu kasılma alana gidiyor muhabbeti yapıyor. Tamam bu da gidiyor. Saat kaç? 10 saniye sonra şu varlığa bir bakalım. Tamam 5 saniye sonra. Bakalım. Botu durdurdu. Tamam. Return attı. Tamam. Youtuber'ında olmasını bekliyorum. Diğer karakterimiz de aynı. Profile geçti, botu başlattı. Tamamdır. Profil düzgün mü? Kasılma alanı dedi. Şu an girmeyi deniyor arkadaşlar. Şu karakterimizde sıkıntı oldu ya. ya bu karakter Doğanga kayıtlıymış. Ondan dolayı olmadı. Ya buga girdi daha doğrusu. Ama ben size Mr. Warlock'ta gösterdim. Bu çarıda ne yapacağım? Direkt şöyle botu başlatınca zaten komutalara, kasım gidecek. Yani deneyecek. Siz ikinci karakterinizde de yani farklı bir şehirde olmamanız gerekiyor. İkinci karakterinizde de kasılma alanını daha doğrusu hangi şehirdeyse oradan kaldırmanız gerekiyor. Şimdi bu parti gönderiyor, parti alıyor falan. Bu neden oluyor? Birbirlerine parti gönderme ayarını yapmıştım ben partili için. Bakın Mr. Warlock girdi bile hatta o sırada. Zindan falan filan dedi. Ha bu arada 9 yigre elixirimizi de satmışız güzel. Bakın B yapmıştık ya direkt siley voucher'ı seçti. Şurada ortaya takılıyor bazen. Bunu çözemedim ya da niye şamanda mı takılıyor acaba ya da plugin yapan arkadaş şeyi çözmüş Bir eklen bir güncelleme yaptı çözdüm acaba bakalım. Diğer karakterimiz hala deniyor. Şuradan bir dakika kasılma alanına gitmeye ayarlamış mıydım ona bakacağım. Tamam o da ayarlı. Ya orada belki kasılma alanına gitmeyebilir. O kasılma alanı da şöyle yapmayı planlıyorum. Kasılma alanı profiline geçtiğinde ya da bir saat vereceğiz. O profile geçtiğinde gene botu stop start yapacağız. Çünkü profile geçtikten sonra stop start yapmazsak bot takılıyor ya. Anlamadım ya yoğunluktan takılıyor. Onun çözümünü bulamadım arkadaşlar. Botu stop start yapmadan ayrı bir çözüm maalesef bulamadım. Bakın kuleye takılmadı fark ettiniz mi ya? İlginç bir şekilde kuleye takılmadı bu sefer. Yalnız bununla dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir önceki videoya yorum yazan arkadaş var. bu daha önce benim de başıma gelmişti. Gerçi eklenti değildi de. Normal slotta kasarken partili arkadaşlar çağırmıştı goodten arkadaşlar. Bir hemen çat diye girdim ama üstüme bakmadım. 20 aşama boyunca bakmadım yani. 20 aşama boyunca şey yapabilirsiniz aslında üstünüz dolu olabilir. Ama sadece strong'u kestiğiniz an şu yani yukarıda ödül verildi diyor ya. O esnada üstünüze bir tane boş gerekiyor. Eğer üstünüze yer yoksa hemen maskeyi şuradan kapatırsınız. Sağ tık yaparsınız şu maskeye. Potlarınızı falan ya da gereksiz itemleri atarsınız. Buradan şöyle yere atarsınız. Maske verken atmıyor. Maskeyi kapattığınızda atıyor. Daha sonra buradan şuna tıklayıp gene kendiniz maske yapabilirsiniz. Bu sırada plugin ne stop demeyin bakın. Plug plugin ne girerseniz plugin'i sakın stop demeyin. Sonra start yapılamıyor içeride. Ve ayrıca işte ölürseniz falan bilmiyorum ben eklentide hiç ölmedim gerçi ama normalde burada öldüğünüzde tekrar kalktığınızda yani sol tıka basıp kalkıyorsunuz ya direkt sizi şuraya atıyor. O esnada hemen hızlı bir şekilde gelirseniz kule ölmeden, şu kulenin canı gitmeden halledebilirsiniz arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. İki tane karakteri otomatik olarak partiliğe göndermenizi önermiyorum. Yani i̇kisinde de ne yaparsanız patlayabiliyorsunuz. Buraya sağ sola bir yere resim koyacağım. Ben de öyle yapmıştım. İki tanesini sağlamıştım. Bir tane queen'im maalesef neredeyse yazık olacaktı queen'e. Çünkü botlar direkt range alıp vurduğundan dolayı örnek vereyim bir tanesi vurdu daha sonra ikincisi de vurdu. İkincisi vururken birinci karakter vurduktan sonra aynı moba vuruyor. Yani bir tane moba şöyle düşünün 3 tane skill atmaya çalışıyor 2 tane karakter toplamda. Yani şöyle yaparsınız bir tanesini bota atarsınız diğerini de elinizle vurursunuz. Yani bot öndeki moba vurarken sen arkadaki moba vurarsın. Gidip de eklentinin vurdu botun vurdu. MOBA vurmayın yani. O yüzden iki tane eklentiyle girerseniz maalesef dönemiyorsunuz ya da ben döndüremedim öyle söyleyeyim ortaya takıldı falan ama belki şu an bir sorun olmaz şu an daha hiç ortaya takılmadı bakalım bu karakter takılacak mı yoksa bu niye şamanda mı takılıyor acaba ya tamam bu karakterimiz de girdi üstünde var mı yok bir şey tamam bu karakterimizde sadece ben şey yapmadım Normalde Hotan'da doğması gerekiyordu. Şeyde Dohang'da doğduğundan dolayı işte pozisyonumuz bizim. Hani videonun başında yapmıştık ya kasılmalarını oluştur falan yapmıştık. Orada ben doğduktan sonra Hotan'a göre çizdiğinden dolayı. Şimdi bu karakterlerim boylarını dönsün arkadaşlar. Daha sonra ben videoyu tekrardan devam edeceğim. Hatta 18 oldu bile. Diğeri de 6 oldu. Son mobumuzu da kesiyoruz. Diğer de kaçıncıydı artık? 14 mu 15 mi? Bir moda geçmiş. Bakın envanterinde yer var. Eklenti yapan moderatör şöyle bir şey yapmış. Stroke mob kesildikten sonra direkt maskeyi kapatıyor abi. Bu şekilde bir sistem yapmış. Siz şuradan gelip Şuradan bot'tan toplama filtresinden gold yazarsanız şu böyle bunları seçip topla yaparsanız büyük ihtimalle gold'ları toplayacak. Hatta ne diyelim bir arrow falan toplat deneyelim bakalım. Şöyle gelelim. Pulgin esasında belki toplar ya. Yürüyor. Diğeri de 16. aşamaya gelmiş. Aynen bakın buradan toplatabiliyor. Şunları bir de toplama tamam yeter. Diyelim üstümüz dolmasın. E ben direkt yere şuradan burada da ayarlamıştım toplayınca direkt yere bırakıyor. Ondan dolayı öyle oldu. Maske varken gerçi saniye gözüküyordu da bir 2 dakika 3 dakika bekleyeceğiz. Çıkmayacaksınız buradan solo da. Çıkarsanız 15 dakika 10 dakika ceza yiyorsunuz. Zaten puliginde kesinlikle stop falan demiyorsun bakın burada. Finish diyor. Bu tekrardan ikinci solosuna girecek. Sen kesinlikle ellemiyorsun. Bir kere başına start dedin. Bu çıkacak süre bittikten sonra daha sonra kendisi tekrardan girmeye deneyecek. Diğeri de benim 18'e geçmiş zaten. İkinci karakterimin de birinci aşaması bitti. Arenem şuraya gelecek. Maske çıkarttı yine. Arkadaşlar bu esnada şöyle bir şey oldu. Bu karakterim girmişti içeriye. Tam girdi esnada bakın. Aldım aldı. Tam girdiğim esnada diğer karakter parti gönderdiği için buga girdi ve beni oyun dışarıya attı. Yani bunda ne yapmak gerekiyor? Anladığım kadarıyla Şuradaki e, parti mod kısmında bir parti modu o zaman yapmak gerekiyor ya da parti modu için ikinci bir profil oluşturmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Boşa gitti bir tane queen ya. Şimdi partiye girmeyi deniyor bu dolduğu için ama partiden çıkıyor işte. Kabul etmeyi kapattım artık ben. Göndermeyi falan da kapattım yani. Şu parti kısmı parti moddan yapabiliriz. Aklıma şöyle bir şey de geldi. Şimdi bizim bunu ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz saat kaçta mesela oradan saat veriyoruz? 21.12'de. 15 dakikada dönüyor bir tanesini. Ama işte içeri girme çıkma süresi var. Ama siz bunu işte saat geç yaparsınız. mesela 7.3'de 4'te falan yaparsanız bu 15 dakika süreyi ayarlarsınız. Üstüne de bir 5 dakika daha koyarsınız. Mesela 5 dakika sonra bu iki çar da solosunu bitirecek diyelim. Partide seçeceksiniz siz giremeyecek ama buna. Onun için ne yapması gerecek? deneyecek deneyecek işte partide masaya girmesi gerekiyor falan gibi burada bir uyarı verecek. Siz bunu şöyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Mesela saat 23.40 olduğunda aynen ya profili değiştireceğiz ya da buradan bir tane daha parti modu oluşturacağız. Şu an e, bu şu listeye baktım. Şu listeye pardon. Burada en mantıklısı parti daveti gözüküyor. Saat 21.40'da oyuncu adı mesela şuna parti daveti göndersin diyeceksin. Diğerinden de göndermeyi değil sadece kabul etmeyi alacaksın. Bundan şu parti kısmında göndermeyi sürekli kapatacaksın bu karakterlerden. Saat mesela örnek verelim. Saat salladım ben beyler de işte 21-12 değil de işte ne diyelim 03'te girdi diyelim abi. 15 dakika sürdü bir tanesi daha sonra girmesi işte bir dakika desek 16 oldu işte. Üstüne de işte bir 15 dakika dedik daha dedik 31 oldu. İşte siz bunu gene dediğim gibi ya 03 31 mesela. 31 falan yapınca hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. İşte o saatte parti davetini gönderecek diye düşünüyorum. Şu bitsin. Bu bittikten sonra bir de şu ayara bakacağım ben. Şu koşullu parti davetini bunu artık şey yapmıyorum. Bir devre dışı bırakalım. Birazdan deneyeceğim. Bunda bir de şu parti modunu bir deneyeceğim. Şu arenaya geleceğim. Bu Mr. Warlock'tan şu arenadan şunu adlandıralım değiştiremiyoruz mu? Arena T diyelim. Aynen. Şunu Arena sola dedim mesela. Daha sonra geleceğim kasılmalarına dedik parti şuradan parti dedim. Şunu kaldıracağım abi. Kimsenin şeyini kal kabul etmesin. Daha sonra buradan geleceğim otomatik diyeceğim, yeni diyeceğim. Arena PT dedik. Bakın gördüğünüz gibi Arena PT dedik. Daha sonra eklentilerden şuraya Arena PT'yi koyduk buraya. Aynen bu daha mantıklı ve şuradan da geleceğiz arkadaşlar. Liste liste diyeceğiz. Diğer oyuncuları partiye davet et diyeceğiz. Liste oyuncuları reddetsin diyeceğiz. Buraya da karakterlerimizin nickini ya da parti masterı kim olacaksa onu seçeceğiz. Bu daha mantıklı. Ya bunu ben Bugün kaçırdım. Bugün büyük ihtimalle yapamayacağım ama bu gerçekten bana daha mantıklı geliyor. Bu takılmış. Bak takılma sorunu yok ha bu sefer herhalde. Dedim mi kulenin dibinde çar. Gitti bir tane queen ya. Böyle artık sizin için bir tane queen'imi yaktım. Siz de bir like atarsınız ya. Yok takılma yok. Evet beyler şimdi bu karakterimiz de çıktı direkt bu kendisi zaten buradan ayarladığımızdan dolayı işaretlediğimizden dolayı solodan direkt partiye geçti ve denemeye başladı. Şu şey bitmiş işte. Parti davetini kapattığımızdan dolayı maalesef işte partiyi kabul etmemeye ayarladık. Şimdi birinci karakterimde şöyle bir ayar yapmıştım. Bu karakterleri şimdi farklı şeylerde bir dursun bunlar. Şimdi arena parti diye falan açmıştım. Gene bunun aynısını da aynı yapalım. Arena solo. Diyelim şura Arena Solo ya da Arena S dedik abi. Şunu da aynısını yapalım. Şunu da Arena BT dedik. Tamam. Bu Arena S de abi herhangi partide şeyi falan olmasın. Tamam. Listedeki dışındakileri falan işte hiçbir şey yapmasın. Ama Arena partiye geldiğinde bu karakter yeni diyeceğiz. Arena PT geldiğinde Şimdi bu bir tane karakterimiz parti master olsun. Tamam, Mr. Warlock parti master olacak. Bu diğer karakterimiz de partiyi kabul edecek. Şuradan seçtik. Ayarlarımız tamamdır. Şimdi eklentide yapmamız gereken ne abi? Şuradan gelip arena pt yazdık buraya. Daha sonra geldik. Buradan da gene buraya arena pt yazdık. Ayarlarımız tamam. Şimdi şunları bir stop çekelim bunlara. Tamam arena pt ikinci profile ekçi kasılma sonra tamam tamam. Bu çarları bir varsayılan moda alalım. Şu varsayılan da abi. Sonra bunu alalım. Bunu da ikinci profil alalım. Bunların varsayanları bunlar çünkü. Şimdi şu çarı bir dışarıya attıracağım ben. Şu çarı da bir dışarıya attıralım. Çünkü orada başlatacağım falan ya ondan dolayı diyorum. Şimdi videonun başında bir sola eğitme ayarı yapmıştık ya. Onu bir tekrardan deneyeceğiz abi. Bakalım ilk soluyu bitirdiğinde direkt şey yapacak mı? Partiliğe geçecek. Şimdi kasılma alanı başlattık bunu. Geldik bunu da başlattık. Yani bu da gidiyor kasılmalarına. Şu koşul bölümünde şuraya sağ tıklayıp düzenle diyorum ben. Bunu tekrardan baştan seçmem gerekiyor. Biz ne yapmıştık? Botu durdurmuştuk. Daha sonra şehire dönmüştük. Yine CTRL'e basılı tuttum. Profil arena'ydı. Profil arena s'ye geçireceğim ben. Daha sonra da botu başlatacağız. nasıl yazmıştık? Dur göremedim. Şurada bir tane fazladan yapmıştım. Şunu sildim. Saat şunu da bir devre dışı bırakalım. Saat 21.12'de abi daha doğrusu şey ya. Dur şunu sileceğiz. 21.05'e ekleyip öyle oluşturacağız. Çünkü saat o olmuş kaç yani? Lan ne 21 ya? 22.05 ya. Saat 22.05'te botu durduracak. Şehre dönecek. Profil RNSE'ye geçecek. Botu başlatacak. Tamamdır. Diğerine de aynı yapacağız. Botu durdur. sırayla işaretlemeniz gerekiyor. Yoksa patlıyorsunuz. Ayar bozuluyor yani. Şehre dön. Profil. Botu başlat. Bunu nasıl yapmışız? Yine A büyük, S büyük. 22.05'te botulları durduracak. Şehre dönecek. Profil arenası. Botu başlat. Tamam. Tamam. Saat oldu. 22.05. Çarlarımız return attı. Şuradan kontrol edelim hatta. Botları durdu Profil arenaya S'ye geçti Ve Solo'ya girmeye denilecek bot startladı Plugin ayarları geldi Komut başladı Bot süresi durdu Niye Ha bak arena partiye geçti Parti talebini reddetti karşı taraf Niye Tamam bunun ayarları da geldi. Bu da arena S'deydi. Botu durdurdu. Bu da arena partiye geçecek. Bakın şuradakini tıklamıyorum kesinlikle. Arena partiye geçti. Tamam. Ne gönderin hadi birbirinize parti. Giriş fırsatı maksimum ulaştı diyor. Bunlar niye birbirine parti göndermiyor? Tamam kabul etti partileri. Tamam ne oldu? Mister Warlock girmeyi deniyor. Aynen Warlock girmeyi deniyor. Diğer karakterde açmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani parti master yapamadığından dolayı tamam. Şu an eklentide hiçbir sorun yok. Şu an eklentiyi çözdük. Sadece benim videonun başında gösterdiğim gibi işte şöyle Arena Party diye açmanız gerekiyor. Bunu açmazsanız Çarş ee, sürekli işte parti modunu yapmadığından dolayı sıkıntıya girecek. Tam mesela benim Mr Warlock içeriye girdiğinde Ne oldu abi? Benim ikinci karakter e, parti gönderdi çat bir tane queen Gitti. Siz bu şekilde yapacaksınız. Bakalım bunlar içeriye girsin Videoya devam edeceğim İçeriye girdik Bekliyoruz diğer ikinci kişinin gelmesini Tamam gel o da geldi o Eklenti bölümünden bir yazdığımızdan dolayı bir kişinin girmesini bekliyordu bot daha sonra o da geldi mücadeleye başlattı. Maskeleri seçecek. Burada ben niye şaman yapmışım keşke yapmasaydım. Çünkü takılıyor yani. Bakar mısınız nasıl takılacak ya. Niye şaman yapmayın bence beyler. Şimdi bot otomatik olarak birinci turunu yaptı. Çıktı. Daha sonra gene ikinci turunu geçti. Bu sefer ikinci karakterimi elle kullanmak istediğim için işte stop start yap yapıyorum. Kendim elle oynuyorum yani sadece girmek için start falan yapıyorum. Gene başladı. Oraya bir yazdığımızdan dolayı bir tane karakter geldiği için direkt başlattı. bit diye yani maske çıkarttı. Sadece Mr. Warlock da startlı. Diğer karakterin de eklentiyi durdurdum. Çünkü tekrar dediğim gibi yani niye şamanda yapılamıyor bu? İki çarla dönmüyor. Ortaya takılıyor. Tam return attı Warlock ikinci profile geçti. Return atlayacak tekrardan daha doğrusu ve botu başlattı. Ben ayrı bir koşuldan botu başlat diye bir koşul koymadığım halde kendisi direkt eklentide olduğu gibi profil değiştirdi, gördü ve botu başlattı. Şimdi kasaya gidecek. Daha sonra kasadan sonra da slot'a geçecek. Evet arkadaşlar, koşul çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Sadece niye aşaman değil slay watcher yapıyorsunuz kendiniz elle yapmanıza da gerek yok artık iki tane karakter slay watcher olduğunda dönüyor test ettim denedim Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir like istiyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın güzel yorumlarınızı bekliyorum bay bay